Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz ViewSonic'in 27 inçlik monitörünü inceleyeceğiz. Tam olarak ismini söylememiz gerekirse VP2768A kodlu bir monitör var karşımızda. Şimdi bu ürünün A olmayan kodu da var. O A kodu nereden geliyor? Ne fark var A olan A olmayan versiyon arasında? Videonun ilerleyen dakikalarını söyleyeceğiz ama her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Şimdi çok güzel bir ayağı da geliyor. Bu ayağı taktığımız zaman şu anda ekranda da gördüğünüzde yukarı aşağı şuraya kadar inebiliyor mesela. Şöyle indirebiliyorsunuz ya da yukarı bu şekilde indirebiliyor. Aynı zamanda bu şekilde şöyle çevireceğiz şimdi monitörü bakın. Böyle dikey olarak da monitörü kullanma imkanınız oluyor. Şimdi böyle çevirmişken biraz da arka tarafına bakalım. İki tane HDMI çıkışımız var. Bir DisplayPort giriş, bir tane de DisplayPort çıkışımız var. Bir tane tip C bağlantımız var. İstersek eğer bilgisayarımız da uyumluysa tip C üzerinden de bu cihazı bağlayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Ne işe yaradığını birazdan söyleyeceğim. İki tane USB var. 3.0 destekli bu tip A bağlantısı. Bir de kutusundan çıkan bir kabloyla bilgisayara bağladığınız zaman bu USB'ler aktif olacağı için o kablonun gireceği bir yuvamız var. Bir de Ethernet bağlantısı var. Tip C ve Ethernet önemli. Onların ne işe yaradığını söyleyeceğim. Böyle döndürülebilir bir sistemimiz var. Bütün menüyü de şu arka yüzünde bulunan 1, 2, 3, 4, 5 tane tuşumuz var. Onun hemen altında da bir power tuşu gibi bir tuşumuz var. Bu tuşlar yardımıyla yapıyorsunuz. Yani bu tuşların kullanımı çok ergonomik değil. Böyle bir joystick gibi bir şey olsaydı, benzerlerinde çok var. Rakiplerde falan da farklı markalarda da görüyoruz. Bence daha iyi olur diye düşünüyorum ama böyle de kullanılabiliyor. Ayarlara falan girip birçok ayarını yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bir yıl sonraki bu 27 inçlik monitörünün teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. 27 inç ekran büyüklüğü dedik 2560'a 1440 ki 2K tekabül ediyor arkadaşlar. Bir çözünürlük var. 60 Hz'lik ekran yenileme hızımız var. 5 milisaniye tepki süresi. 1000:1 kontrast oranı. Tip C ve RC45 dedik. Bu önemli. Onu özellikle tekrar söylüyorum arkadaşlar. Tip C üzerinden hem şarj hem de görüntü aktarma özelliği var. Çünkü bunun öyle olması gerekiyor. Yani hem şarj edip hem de görüntü aktarabiliyor olması önemli bir özellik. Ama bunu özellikle altını çiziyorum arkadaşlar. Bilgisayarınızın da bu tip C üzerinden görüntü çıkışı verebiliyor olması lazım. Bu şu demek değil. Her üzerinde tip C bağlantısı olan bilgisayarı bu monitörü bağlayıp kullanamıyorsunuz. HDMI'den bağlarsınız. Onda sorun yok. Mesela biz şu anda HDMI'den bağladık. Ama tip C üzerinden bağlamak isterseniz bilgisayarınızdaki tip C çıkışının görüntüyü de verebiliyor olması gerekiyor. Bu da her bilgisayarda yok. Bunun altını özellikle çizmiş olayım. %100 sRGB desteğimiz var. HDMI ve DisplayPort bağlantıları var. Fiyatı da 4800 TL. Şimdi biz bu ürünü daha çok yani normal kullanımda, günlük kullanımda değerlendirdik. 2K olması güzel. Çözünürlüğün 2K olması güzel. 4K'da olabilirdi açıkçası. 4K'da olabilirdi ama o zaman tabii fiyatlar, rakamlar birazcık yukarı çıkıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi tip C bağlantısı ve RJ45 dediğimiz Ethernet bağlantısına sahip olması. Şimdi bunlar neden önemli? Biliyorsunuz yeni nesil ince bilgisayarlarda artık Ethernet çıkışı bulunmuyor. Hatta birçok kalın bilgisayarda da artık Ethernet çıkışları yavaş yavaş terk edilmiş durumda. Bu çok büyük bir sorun mu? Değil. Ama özellikle büyük boyutlu dosyaları network üzerinden aktarmak istediğinizde kablosuz bağlantılar birazcık yavaş kalabiliyor yerine göre. O zaman mutlaka kablolu bir bağlantıya ihtiyacınız var. Ethernet anlamında veya internet anlamında. İşte bu ürün onu da size sunuyor. Yani bir Ethernet bağlantısını bu cihaza bağladığınız zaman interneti de yine bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Ama tabii bilgisayarınızın söylediğim gibi tip C desteğinin hem güç hem de görüntü aktarmak olarak kullanılmak adına bu böyle bir senaryoda kullanabilirsiniz. Ayrıca özellikle bizim gibi YouTube işi yapanlar için ve fotoğrafla ilgilenenler için sunduğu renk uzayına baktığımızda Pantone desteğinin olması, %100 sRGB desteğinin olması önemli detaylardan bir tanesi. Bu manada böyle özellikle video düzenleme yapanlar için, fotoğraf düzenleme yapanlar için aslında geliştirilmiş bir ürün. Bu tip C bağlantısı neden fotoğraf ve video dedim biliyorsunuz. O tarz işler yapanlar günümüzde genelde Apple bilgisayarlar yani Mac bilgisayarlar kullanıyor ve Mac bilgisayarların birçoğunda da tip C üzerinden görüntü aktarma özelliği bulunuyor. Onları da o şekilde kullanıp değerlendirebiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Biz oyunlarda oynadık. Normal günlük işlerimizde de kullandık. Bu şekilde yukarı aşağı hareket edebiliyor olması. Şöyle sağa sola da döndürülebiliyor. Bakın şu şekilde. Böyle bakın şu dereceye kadar. Ve
IPS teknolojisine sahip olması da önemli bir etken. IPS'te biliyorsunuz 178 dereceye kadar şöyle kenardan baktığınızda görüntüyü alıyorsunuz. 178 dereceden sonra görüntü biraz kararmaya veya bozulmaya da başlıyor. Ve bu manada bence iyi bir monitör olduğunu da söyleyebiliriz. Gelelim Biosonic VP2768A'nın hem fiyatına hem de o A nereden geliyor? Şimdi bu modelin bir de A olmayanı var. Onda tip C özelliği ve RC45 özelliği yok. Bunda var arkadaşlar. Hani arada öyle bir advanced olarak da geçiyor bu A kelimesi. Böyle bir fark var. Hani buna göre değerlendirirsiniz. O biraz daha uygun fiyattı. Bunun fiyatı biraz daha yüksek. Hatta muadillerine göre de yüksek. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 4800 TL civarındaydı. Piyasada benzer özellikler sunan daha ucuz modeller de var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Ama bir sürü ki belli bir kalitesi var. Belli sunduğu hizmetleri var. Hani ben biraz daha fazla vereyim, kaliteli bir ürün alayım diyorsanız tercih edilebilecek bir model olmuş Wilsonic'in bu monitörü. Ama bütçem kısıtlı derseniz benzer özellikler sunan farklı modellere de göz atabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere 27 inçlik Wilsonic monitörü incelemeye çalıştık. Ürünle ilgili merak ettiğiniz ya da bizim anlatmayı unuttuğumuz özellikler ya da sorularınız varsa yorumlar kısmında bize sormaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendireceğiz. Hepsini okuyacağız arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm gonna go get some nails done.